Sayın Bakanım, kıymetli Belediye Başkanım, Kulüpler Birliği Başkanım, amatör spor kulüplerimizin kıymetli temsilcileri, yöneticileri ve kıymetli sporcularımız. Hepiniz kahvaltımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizler Beykoz'da spor eğitimi denen kahramanlarımızsınız. Amatör spor kulüplerinde yetişmiş bir isim olan Sayın Bakanımız bugün burada bizlerle. Kendisine bir kez daha hoş geldin diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemden bugüne Türk sporunun gerçek kahramanları olan sizlerle amatör spor kulüplerimizin her daim destekçisi olduk ve olmaya devam ediyoruz. AK Parti olarak sporcularımız için, gençlerimiz için hizmet etmeye devam ettik, devam edeceğiz. Bu noktada azimli ve kararlıyız. Çocuklarımızın, gençlerimizin spor tesislerine getirerek onları spora kazandırılması için gayret gösteren, siz kıymetli kulüplerimize ve yöneticilerimize hasreten çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sözlerime son verirken, şampiyonluğunu ilan eden Kavacık Spor. Kavacık Spor şöyle bir ayakta görelim ve alkışlayalım. Kavacık Spor. Kavacık Spor Kulübü Başkanımıza, yöneticilerimize ve sporcularımıza, huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyoruz. Göstermiş oldukları bu gayretlerin devamını kendilerinden bekliyoruz ve tebrik ediyoruz. Buyurun. Yine aramızda şampiyon kulübümüz, Çavuşbaşı Spor Kulübümüz. Çavuşbaşı Spor Kulübümüzü de bir ayakta görmeyi arzu ediyoruz. Evet. Çavuşbaşı Spor Kulübü Başkanımızı ve yöneticilerine ve sporcularımızla kutluyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli Beykozlu Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkınbar, değerli Beykoz Belediye Başkanı Sayın Murat Aydın, Beykoz AK Parti İlçe Başkanımız Özkan Aydan, değerli başkan yardımcıları, değerli kulüp başkanları, değerli sporcular, değerli basın, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nın yapmış olduğu bu programa hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sayın Bakanım Beykoz'a hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bizleri onurlandırdınız bakın. Bakanımla ta Erok Spor'dan çok eski, ben spor başkanıyken çok eskiden tanışıyoruz. Spor içinden gelen, amatörün içinden gelen, bizleri en iyi bilen, en iyi tanıyan, her söyleminde amatörden çok söz eden değerli bir bakanımız var. Bizleri bugün bu Beykoz'a onurlandırdı, şeref verdi. Ben Beykoz olarak Osman Aşkınbak bakanımız olduğundan ve Beykoz olduğundan gurur ve onur duyuyorum. Beykoz Amatör Spor Kulüpleri değerli başkan ve yöneticileri, sporcuları, tabii ki bizim de arz ve taleplerimiz var. Onları da bakanımıza ilettik. O da biliyor zaten birçok şeyi. Onları da sizlerle kendisi hitap edecektir. Ayrıca Beykoz Belediye Başkanımız Murat Aydın 5 yılda amatör spor kulüplerimize yapmış olduğu maddi, manevi ve diğer hizmetleri adına teşekkür ediyorum. Var olsun, sağ olsun. İnşallah siz değerli gençlerimizle daha çok işler yapacağımıza inanıyorum. Beykoz'la yine 2023-2024 sezonunda 7 tane spor amatör takımımız vardı. 3 tane birinci amatör. Diğerleri de ikinci amatör ve altyapılarından mücadele ediyorlar. Ben süper amatör grubunda şampiyon olarak klasman grubuna çıkan Kavacık Spor'u tebrik ediyorum. Klasman grubunda başarılar diliyorum. Yine birinci amatör kümede grubunda şampiyon olan Çavuşbaşı Spor'u tebrik ediyorum. Ve süper amatör gelecek sezon grubunda başarılar diliyorum. Ayrıca
ilçemizde handbol, bisiklet sporları yapan Beykoz Belediye Spor Kulübü'nün başkanlığına, yönetimine ve sporcularını tebrik ediyorum. Çünkü bizlere çok güzel anlar yaşattılar. Ben fazla uzatmadan değerli bakanım ve belediye başkanım da sizlere hitap edecek. Neler yapacaklar, düşüncelerini anlatacaklar. Ben onlar adına sizlere teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Bakanım, tekrar teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Saygıdeğer bakanım, genç kardeşlerim, spor yöneticisi olan arkadaşlarım, çok değerli AK Parti'mizin Beykoz ilçe başkanı, hanımefendiler, beyefendiler, basın mensubu, medya mensubu arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli bakanım, bizleri yalnız bırakmadığınız için can gönülden teşekkür ediyorum. Sayın bakanımız bir Beykoz'u, Beykoz'un evladı, Riva'nın sularında yüzmüş, Karadeniz'de yüzmüş, Boğaz'da yüzmüş, aynı zamanda Kasımpaşa öbür tarafta ve sporun içerisinden gelen bir değerimiz. Bugün bizleri yalnız bırakmadılar. Kendilerine can gönülden teşekkür ediyorum. Kulüplerimizin çok saygıdeğer yöneticileri, başkanları, Kulüpler Birliği başkanımız ve sporcu arkadaşlarımız. Bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize can gönülden teşekkür ediyorum. İsa da selam veriyor. Diyor ki ben de buradayım, beni de selamla. İsa, selamünaleyküm. Eyvallah. Şimdi burada sporcular derken ağırlık futbolcu. Ama onun dışındaki branşlarda spor yapan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız da var. Sayın Bakanım, sevgili gençler, biz belediye olarak spora şu gözle bakıyoruz. Spor sağlıktır. Spor özgüvendir. Spor sosyalleşmedir. Spor gelecektir. Spor mutluluktur. Spor ailedeki mutluluktur. Kim, hangi branşta spor yapmak istiyorsa ona ücretsiz olarak o branşta eğitim vermenin altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda futbol yönüyle Beykoz'umuzdaki 21 aktif kulüp bizim çok büyük yükümüzü üzerimizden alıyor. Futbolda tesis, malzeme, kısmen diğer konularda kulüplerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama kulüplerimiz toplumun sağlığı için, gençlerin geleceği için, gençlerin sağlığı için, ailelerin mutluluğu için, yine gençlerin sosyalleşmesi için son derece anlamlı olan sporun futbol kanadında hizmet veriyorlar. Biz de belediye olarak diğer branşlarda toplumun her kesiminin spor yapmasına imkan sunmaya çalışıyoruz. Ve amacımız, biraz önce de ifade ettim, sağlıklı bireyler, sağlıklı gençler, mutlu aileler ve mutlu bir Beykoz. Gelecekle ilgili motivasyonu olan bir Beykoz. Onu arzu ediyoruz. Spor yaygınlaşırsa, özellikle doğa sporları yaygınlaşırsa, örneğin bisiklet, işte okçuluk, futbol ve vesaire, handbol, yani bütün branşlar, toplumun bütün kesimleri spor yapmaya başladığında, hatta aktif nüfusun %25'i ulaşım aracı olarak bisikleti kullanmaya başladığında,
sağlık harcamalarından Türkiye yaklaşık 300 milyar lira tasarruf elde edecek. Daha mutlu olacağız. Doktora daha az gideceğiz. Daha az depresyon ilacı kullanacağız. Hiç kullanmayacağız belki de. Yani biz spor yaparken, sahada futbol oynarken, salonda handbol oynarken, alanda ok atarken, bisiklete binerken, kano, kürek çekerken toplumun sağlığına da hizmet etmiş oluyoruz. Sağlık harcamalarının azalmasına katkı vermiş oluyoruz. Toplumun mutluluğuna aslında katkı vermiş oluyoruz. Dolayısıyla sadece sportif başarının ötesinde toplumun güçlenmesine, toplumun geleceğine, insanların mutluluğuna katkı verilmiş oluyor. İşte buradaki rol model olan arkadaşlarımız, kulüp başkanlarımız ve sporcu kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Bu anlamda öncülük yapan bireylersiniz. Ben şimdi bakıyorum, işte okçuluk takımından arkadaşlarımız var, handboldan arkadaşlarımız var, futboldan arkadaşlarımız var. Mahalledeki gençler onları görüyor. Ablalarını, abilerini görüyor. Onlar da spor yapıyorlar. Yetişkinler onlarla beraber spor yapıyorlar. Ve bu da o beklediğiniz, ifade etmeye çalıştığı amaçlara hizmet ediyor. Bu anlamda Sayın Bakanımız, bakan olduğu andan itibaren hemen Beykoz'un yanında oldu. Örneğin bizim spor ormanı, Türkiye'nin en büyük spor ormanı, 9 milyon metrekarelik alan. Orada Türkiye'nin en hızlı yapılan kapalı spor salonu devam ediyor. Sayın Bakanımız geldi, ben böyle bir projeyi yapıyoruz dedi, başladı ve Mart ayının içerisinde açmayı planlıyoruz. Sayın Bakanım, sizlere can gönülden teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yine buz salonu, spor ormanında, sadece Beykoz'a değil, Anadolu yakasına, Ümraniye'ye, Üsküdar'a, Çeşmeköy'e, bölgeye hizmet verecek olan buz salonuyla ilgili de Sayın Bakanımız talimatları verdi. O anlamda çalışmalar devam ediyor. Diğer branşlara, Beykoz'a çok büyük katkıları var Sayın Bakanımın. Ben Sayın Bakanımla aynı konuda, aynı alanda Beykoz'a hizmet ediyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir Beykoz'un Gençlik ve Spor Bakanı olması, gençlerle beraber olması, sporla birlikte olması, spora katkı vermesi bizi gururlandırıyor. Bakanım, sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Biz Beykoz olarak hem futbolda, şimdi bir de burada futbolun derisi ki, Beykoz'a futbolun derisi, futbolun delisi, hayatını futbola vermiş olan tam anlamıyla ki Alperen mi? Tam Alperen gençlerden, Alperen gençlerden, amatör branşları İstanbul'da takip eden bir genç kardeşimiz Alperen. Ama bir de böyle hayatı futbol olan, yaşı da benden büyük, yaş olarak abimiz, Sarı Siyah. Sarı Siyah kulübümüzün başkanı Zeki Başkan. Zeki Başkan. Ya bak, herkes bir şey söylüyor ama bu kahır çekilmez. Bu kahır çekilmez, bu kahrı çekiyor futbol aşkı. Tabii ki buradaki bütün arkadaşlar aynı şekilde, kulüp yöneticileri çok büyük fedakarlık ortaya koyan arkadaşlarımız. Her biri, her biri çok büyük fedakarlık yapıyorlar. Ben her birinize canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ve spor denince dünyada en önemli marka, ilçe Beykoz olsun diye uğraşıyoruz. Doğa sporları, su sporları, salonda oynanan, sahada oynanan sporlarda gelecekte kesinlikle bu olacak Allah'ın izniyle. Sizlerin varlığıyla
Beykoz'un desteğiyle spor dendi mi Türkiye'de akla Beykoz gelecek. Ona olan inancımız sonsuzdur. Bu anlamlı programı gerçekleştiren, yapan çok değerli ilçe başkanım Özkan kardeşime canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadığınız için değerli kulüp yöneticileri, arkadaşlarım ve sporcu kardeşlerim, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, şeref verdiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok saygıdeğer belediye başkanımız, çok kıymetli AK Parti ilçe başkanı, çok değerli Beykoz'da bulunan amatör spor kulüplerimizin başkanları, yöneticileri, çok değerli antrenörler, kıymetli sporcular, değerli muhtarlarımız, Beykoz amatör spor camiasının değerli üyeleri, öncelikle sizlerle bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi ben, annem Beykoz Bosane köyünde ikamet ediyor. Dayım İsmet Yazgan, Ahmet Yazgan, tanıyanlar vardır. Çok akrabamız var bizim burada. Çocukluğumuzun büyük bir kısmı Beykoz'da geçti. Cumhuriyet köyünden İstaklısı'na, Paşamandırası, Ali Bahadır'ı, Poyrazköy'ü, Tokatköy'ü, Rivas'ı, Kavacı'yı, Çavuşbaşı'sı, başta olmak üzere Polonez köyünden tutun. Diğer çocukluğumuzun her kısmı burada geçti. Orta Çeşme'de Beykoz çayırında top oynadık. Orta Çeşme'de yapılan eğlenceler oldu ki akşamları Yalıköy'de oturduk bir kısa bir süre. Yalıköy'ü de çok iyi bilirim. Ahmet Mithat Efendi İlkokulu'nda ikinci sınıf okudu. Kısacası Beykoz'un her köşesi saka topçu biliyorsunuz. Bu işler güzel bir atmosfer. 10 çeşmelerde çok su içti. Beykoz Parkı'nın karşıdaki parkta bizim Acar vardı. Necmettin Acar, Necmi Acar. Dostlarımız bizim uzak kayıtlarıyla beraber oralar çocukken bizi gezdirdilerdi. Güzel günler, güzel atmosfer. Dolayısıyla Beykoz'un benim yaşamımda çok değerli yeri var. Riva bizim denize gittiğimiz adacıklarından tutup şehire kadar her tarafını iyi bildiğimiz bir yer. Tabii sık sık da köyde annemizi babamızı ziyarete gideriz 15 günleri. Dolayısıyla Beykoz bizim ailemizin bir parçası, yaşadığımız, büyüdüğümüz bir yer. Geçmişte de hakim hem sporcu olarak Paşa Bahçesi'nde çok top oynadık. Anadolu Lisesi sahası, küçük saha, büyük saha top oynadık. Ondan sonra Çubuklu'ya geldik. Çubuklu'da hazırlık maçları oynadık. Paşa Bahçe'de çok maçımız var. Orta Çeşme'de var maçımız. Yani söyleyebileceğiniz her köşesinde amatörlerin şimdi maç yaptığı her köşede bizim de amatör camianın içerisinde kendimiz dediğimizde yönetici olarak, futbolcu olarak, hakem olarak hakemlik de yaptık bu sahalarda. Dolayısıyla amatör camianın içerisinden gelen birisi, bir kardeşim olarak Beykoz'da çok iyi bilen birisi olarak başkanımız spor kulüplerimizle bir araya geleceğiz dedi. Bizi davet etti ilçe başkanımız ve belediye başkanımız. Ben dedim tabi sene sene gelirim. Gençlere de bir şeyler anlatmak isterim tabii ki. Beykoz gerçekten çok güzel bir ilçe. Sporla anılan bir ilçe. Sporun önemli mihenk taşlarından, Türk sporunun önemli mihenk taşlarından olan bir ilçe. O yüzden buraya hem belediye vasıtasıyla hem hükümet vasıtasıyla yapılan yatırımları daha da arttırarak sizlere hizmet etmek istiyoruz. Öncelikle tabii ben bir kere amatör spor kulüplerinde yöneticilik yapan, bana göre kahraman olan değerli yöneticileri alkışlamanızı rica ediyorum. Çünkü onlar zamanını, parasını, vaktini bu gençler için harcıyorlar. Özellikle de bunu ifade etmek lazım. Amatör kümede yöneticilik yapmak gerçekten kendiniz açısından, topluma olan sorumluluğunuz açısından çok çok önemli. Ben de yıllarca yöneticilik yaptım. Spor kulüplerinde yöneticilik yaptım. Özellikle de tabii lisans işlemlerini eskiler bilir. Maç günü açıklanacak, sıra sergilerde beklersiniz. Paraya maçlar belli olur. Ondan önce tertip komiteleri vardı. Tertip komitelerinde de görev yaptım. İlk önce Yıldız Takımlar Tertip Komitesi, minik Yıldız, daha sonra 14-16 genç takım başta olmak üzere ve futbol temsilcisi yardımcısı olmak üzere pek çok kademede amatör kümesi için görev yaptım. Tabii burada özellikle belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel projeleri var, yaptı, yapmaya da devam ediyor. Bir kere
spor ormanı projesi. Spor köyü, spor ormanı. Oradaki bisiklet parkı gerçekten çok önemli, çok vizyoner projeler. Bisikletle ilgili biraz evvel görüşlerini ifade ettikten bisiklet bir yaşam tarzı, bisikletin alanlarının yaygınlaştırılması, bisikletin Beykoz'da öne çıkan bir spor dalı ve spor yaşam tarzı olması çok çok önemli. Baktığınız zaman handbolde başarılı bir Beykoz Belediyesi grubu var. Onları tebrik ediyoruz. Süper Lig'de şampiyon olmuşlar. Şampiyonluklara el koydular. Onları da tebrik ediyoruz. Onlar için başkanın da bahsettiği gibi güzel bir spor salonu yapıyoruz. Beykoz'daki takımlara hizmet etmesi için başta handbol olmak üzere hayırlı uğurlu olsun. Onun dediği gibi çok kısa sürede destek verdik ve inşallah açacağız ve bunu yetiştireceğiz. Burada hizmete devam. Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda devam ediyor. Beykoz spor ülkesi olma yolunda hızla devam ediyor. Ben tabii süper amatörde şampiyon olan Kabacık Spor'u tebrik ediyorum. Çok maç yaptım orada. Çok maç yönettim. Güzel bir havası vardı. Yani orası Kabacık sahası. Bazı karşı takımlar orayı işte bizi Kabacık'a verdi. Karşı tarafa verdi ama ulaşım açısından da kolaydı. Oradan geçer. Kandıca sahasında da maçlar yönettik. Buradaki takımlara hizmet eden takımlara tekrar teşekkür ediyoruz. Başakşehir'de benim arkadaşlarım oynuyordu. Ersin vardı, orta sahada oynardı. Sol açık Ali Düzgit vardı. Kaleci Mayni derlerdi. Lakabı ama ismi şimdi aklıma gelmedi. Ayhan, evet. Ayhan, doğru, düzelttiniz. Onlarla beraber ben Paşabahçe'nin maçlarını da çok takip ediyordum. Çünkü arkadaşlarım o takımda oynarlardı. Burada Paşabahçe'nin altyapısını gördüm. Yine altyapıya yatırım yaptığı için teşekkür ediyoruz. Her zaman altyapısında 12-14 yaşta genç takımda iyi futbolcular çıkarttık. Paşabahçe kulübünde tekrar tebrik etmek istiyorum. Güzel anılarım var benim Paşabahçe kulübünde. Beykoz kulübüyle aynı şekilde güzel anılarımız var. Her köşesinde izlerimiz var, dostlarımız var. Görüyoruz, Zeki Bey'i gördük. Eskiden yönetim Asım abiyi gördük. Bizim dostlarımız gerçekten Beykoz'da bu işe emek verenler var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımız gerçekten sporlara çok destek veriyor. Başta bisiklete, handbole, su sporlarına inanılmaz bir su sporları kapasitesi var. Arttırıyor. Çubukla ilgili tesisleri gördük. Su sporlarında Kanada inşallah Beykoz'un, Boğaz'ın çocukları güzel sonuçlar elde edecekler. Onlara da inanıyoruz. Bu noktada da belediyemizle güzel konuşmaları yapacağımıza inanıyoruz. Tabii Liga'da spor lisesi var. Oraya bir saha yapacağız. Bu sahayı hem okul kullanacak hem de Beykoz'daki amatör takımlar kullanacak. Bunu da Beykoz amatörler için söyleyebiliriz. Hani Zeki Bey burada var. Poyraz Spor'la ilgili saha terimi var. Oradaki konuları takip ettiler. İnşallah o Poyraz'a da bir hem amatörlerin faydalanacağı, Beykoz'un amatörlerinin ve İstanbul amatörlerinin faydalanacağı bir futbol sahası amatör maçlarından önce kazandıracağız. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Tabii Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sporda müthiş yatırımlar yaptı, spor devrimi yaptı. Avrupa'da ve dünyada hem spora en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. Yaptığımız stadyumlar, ortaya konulan kapalı spor salonları, yüzme havuzları başta olmak üzere pek çok eser, dünya çapında tesisler ülkemize kazandırıldı. Şanslıyız çünkü Recep Tayyip Erdoğan'da sporun içerisine gelen amatör kümeyi çok iyi bilen, İETT takımının kaptanlığını yapmış, buraları çok iyi bilen, Çubuklu'daki arkadaşları vardı, onun dostları vardı, çok sevdiği arkadaşları. Onları iyi dostları vardı. Beykoz'dan dostları vardı, amatör kümeden dostları vardı. Güzel anıları vardı. Özellikle de amatör spor kulüplerine ilk defa malzeme dağıtımı yapan belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. 1994'te ben yanındaydım. Onun danışmanlığını da yapıyordum. O zamandan itibaren amatör sporun gelişmesi için, İstanbul'da amatörler için tesis yapımı için pek çok projeyi hayata geçirmiştir. Spor salonları yapmıştır. Ve biliyorsunuz, hepiniz gidiyorsunuz, İstinye'deki amatörler evi. Amatörler evinde Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır. Bunu da not edeyim. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a belediye başkanlığı hizmet etti. Türkiye spor alanında büyük hizmetler yaptı. Beykoz'a Murat Başkanımız hizmet yapmaya devam ediyor. İnşallah bir dönem daha, önümüzdeki dönemde de ona destek olacağız. Ve Beykoz'a güzel tesisler kazandıracağız. Bu çok önemli. Spor kulüpleri çok önemli, gençler çok önemli. Sporun gelişmesi için de bunları hep beraber gerçekleştirmemiz lazım. Tabii biraz evvel Alperen diye bir genç kardeşimle tanıştım. Bütün maçlara gidiyormuş.
Ayfer'in Benceli'yi almıştım. Amatör spor sevdalısı bence. Böyle gençlerimizi almıştım. Burada tekrar Çavuşbaşı Spor Kulübü'nü de tebrik ediyoruz. Birinci amatörü çıktılar. Değil mi? Doğru mu? Birinci amatörler spor amatörü çıktılar. Onları da tebrik ediyoruz. Tekrar Ban Ligi'nde lider olan Beykoz İshaklı Spor'u da tebrik ediyoruz. İshaklı Spor'u da tebrik ediyoruz. Biliyorsunuz İshaklı, Saklı, Hüseyinli, oraları çok iyi bilir, Kılıçlı, Bosane, Gönlü, başta olmak üzere bütün her taraf bizim hinterlandımız, yani gezdiğimiz yerler sporun bu şekilde gelişmesini bizleri mutlu ediyor. Ayrıca hepimizi sevindiren gelişmeler var. Başka bir işaret ettiği, ben amatör spor kulüplerinin yöneticilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bizim görevlerimizden bir tanesi Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençleri bağımlılıktan, uyuşturucudan uzak tutmak. Bakın, burada antrenörlere tekrar söylüyorum, yöneticilere tekrar ifade ediyorum, tekrar teşekkür ediyorum. Sizin sahaya antrenmana getirdiğiniz, kulübe getirdiğiniz, lisans çıkardığınız ve onlarla ilgilendiğiniz her çocuğu uyuşturucudan, kötü alışkanlıktan, kahve köşelerinden uzaklaştırdığınız çocuklardır. O yüzden amatör kümedeki yöneticilerin hepsi birer kahramandır. Ben antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Antrenörlerimizi bir alkışlayın çünkü çocukları sahaya getiren, onlarla ilgilenen, onlara doğru adım olmayı, paylaşmayı öğreten antrenörlerimize de teşekkür ediyoruz. İşte bütün bu kademelerde biz yer aldık. Ben de antrenörlük yaptım. Benim takımım 14-16 yaşında grup şampiyonu oldu. Genç takımda grup şampiyonu oldu. O zaman Teknik Üniversitesi'nde okuyordum, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Makine mühendisliği bölümünde ama gençlerimize, mahallenin gençlerine hizmet ediyordum. Onların zamanı geliyordu, ödevlerini yapıyorduk. Beraber İngilizce derslerini yapıyorduk. Beraber fizik ödevlerini yapıyorduk. Ve ailelerle bunu sağlıyorduk. Dolayısıyla amatör spor kulüpleri birer okuldur. Toplumla kaynaşma noktasıdır. Buraya hizmet eden herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah başkanım da ifade ettiği gibi, başkanım siz kulüplerimizle beraber yer gösterirseniz Beykoz'umuza tesis kazandırırız. Sağ yaparız. Bu gençlerin sporla hayatlarına devam etmeleri için gerekli her türlü desteği veririz. Bir de amatör kümede şunu da söyleyeyim. Amatör kümede liderlik yapmak zordur. Bu noktada da tabii başkanıma da söyledim. Beykoz'daki amatör kulüplerimize başkanımız malzeme yardımı yapıyor. Ama biz de nakdi yardım yapacağız. İnşallah sizlere bütçelerimize katkı olsun diye nakdi yardım yapacağız. Bununla ilgili de çalışmayı belediyemiz ve bizim Gençlik ve Spor Müdürümüz de burada. Onlar çalışmayı yapacaklar ve sizlere nakdi yardım yaparak da biraz olsun bütçe yüklerimizi azaltacağız inşallah. O da bu noktada amatöre hizmet eden, amatör kulüplere destek olan yöneticilere, onların yaptıklarına bizim de bir desteğimiz olacak inşallah. Spor içerisinden gelen Cumhurbaşkanımızın sayesinde ifade ettiği gibi Türkiye spor alanında büyük atılımlar yapıyor. Bakın geçen hafta ben Güneş Federasyonu Başkanlığı da yaptım. 4 yıl Türkiye Güneş Federasyonu Başkanlığı yaptım. Şu anda bizim güreş milli takımımız Greco-Roman stilde Avrupa şampiyonu oldu. Serbest stilde 31 yıl sonra yine Avrupa şampiyonu oldu. Bayan milli takımımız Avrupa ikincisi oldu. Yani Türk sporunda güreşte başta olmak üzere halterçilerimiz yine altın madalyalar kazandılar, gümüş madalyalar kazandılar. Onlar da bizim göğsümüzü kabarttılar. Avrupa ikincisi oldular. Tekvandocularımız, bayan takımımız dünya şampiyonu. Dolayısıyla hedefimiz hızla 2024 Paris Olimpiyatları. İnşallah sporcularımız da Paris Olimpiyatları'nda bayrağımızı göndere çektirecekler. Ülkemizin gençlerini, ülkemizi sevindirecekler. O yüzden spora yapılan bu yatırımlar hızla devam ediyor. Bakınız Türkiye yapılan tesislerle birlikte 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber Türkiye organize edecek. İşte bunların hepsi yapılan spor testleri, yapılan yatırımlar, Türk halkının spora olan ilgisi, yapılan altyapı yatırımları, bunların sonuçları. Yine futbol milli takımımız bu yıl Almanya'da Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak. Biliyorsunuz grubu lider olarak tamamladı. İnşallah Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da yine elimizde olduğu gibi
oradaki gurbetçi vatandaşlarımızın desteğiyle başarılı sonuçlar bekliyoruz. Ben başkanımızın ifade ettiği hususlar söyleyeyim. Spora yapılan 1 liralık yatırım 10 lira olarak verilir. Spor yapan çocuk genç, az doktora gider, az bilim çektirir, sağlıklı olur, çevresine faydalı olur, çevresinde paylaşmayı öğrenir. Düşünün, bir evde uyuşturucu kullanan bir çocuk var, etrafa yaptığı sıkıntıları düşünün. Annesinden babasından uyuşturucu için para ister. Sağdaki soldakine sarkar. Onu rahatsız eder, bunu rahatsız eder. Bir de spor yapan bir çocuğu düşünün. Madalyası vardır, arkadaşları uyumludur, herkes onu sever ve topluma faydalı bir bireydir. Toplum tarafından sevilirseniz. Dolayısıyla bizim görevimiz amatör spor kulüplerinin yöneticileri olarak bu gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, onları sporla buluşturarak paylaşmayı öğretmek ve bu noktada da sporun özelliklerini yansıtmak. Burada bisikletle ilgili konuları anlattı başkan. Biz özellikle de Türk sporun gelişmesi için büyük yatırımlar yapan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bir şey daha ifade edeyim. Biz yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Murat Kurum Bey gerçekten sözünü tutan birisi. Ben kendisiyle sahada, depremde, yangında, karda, kışta beraber oldum. Rize'deki selde beraberdik. Samsun'daki Kastamonu'daki selde beraberdik. Manavgat'ta depremde de beraberdik. Dolayısıyla sahada çalışan, sahayı çok iyi bilen, verdiği sözü tutan bir kardeşimiz. İnşallah sizlerden Beykoz'da Murat Aydın Başkanımıza, Büyükşehir'de de Murat Kurum Başkanımıza destek istiyoruz. Daha büyük projeleri hep beraber yapmak için onlara destek istiyoruz. İnanıyoruz ki Beykoz hem Murat, Beykoz muradına devam edecek, İstanbul muradına erecek diyoruz. İstanbul'a hizmet etmek için Murat Kurum'a da destek bekliyoruz. Ben Beykoz'un evladı olarak her zaman, her saatte, her noktada Beykoz'a hizmet etmek için evinizdeyim. Tesisleri de inşallah hep birlikte yapmaya devam edeceğiz. Spora destek vereceğiz. Ve şunu da ifade edeyim. Beykoz'un spordaki gelişmesi için, Beykoz'un spor için, spor ilçesi olması için, Boğaz'ın kenarındaki bu güzel ilçenin sporla anılması için her türlü desteği vereceğimizi ifade ediyoruz. Tekrar sizlerle bir arada olduğumuz için, amatör spora hizmet verdiğiniz için, çocuklarımıza ev sahipliği yaptığınız için, onlara destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Başkan, yolun açık olsun. Seni seviyoruz. Hizmete devam, yola devam diyoruz. Tekrar saygı ve sevgilerimizi öne bir sağlığa emanet ediyoruz.